Merhaba arkadaşlar, bu fizik dersimizde ışığın renklere ayrılması ve mercekler konularını göreceğiz. İlk olarak göreceğimiz konu ışığın renklere ayrılması. Beyaz ışığı ışık prizmasına düşürdüğümüzde renklerin ayrıldığını görürüz. Şimdi tahtaya çok anlamsız bir kelime yazacağım. Melamyastik gibi anlamı olmayan bir kelime. Buradaki sesli harfleri atacağım. Bu arada L harfini de atıyorum. Ve ışığın kırılma indisine göre ayrılmış haldeki renkleri böylece sıralanmış oluyor. İlk başta mor, sonra mavi, yeşil, sarı, turuncu ki turuncunun etki gücü pek fazla değildir. Bazen renkten de çıkarılabiliyor. Turuncu ve kırmızı diye beyaz ışığı meydana getiren renkleri oluşturmuş olduk. Bunu beyaz ışığı ışık prizmasına düşürdüğümüz zaman renklerine ayrıldığını ispatlıyoruz. Şöyle ki camdan yapılmış bir ışık prizması beyaz bir ışığı ki bu güneş ışığıdır. Beyaz ışığı düşürdüğümüzde dolayısıyla her ışığın dalga boyu, daha doğrusu her rengin dalga boyu ve kırılma indisi farklı olduğu için havadan cama geçişte bunlar farklı yolları takip edeceğinden kırılmaya uğrarlar. Ve karşısına bir ekran yerleştirdiğimizde bu şekilde ışınların perde üzerine düştüğünü görüyoruz. En altta mor ve en üstte de kırmızı olmak üzere ışık ne yapmış oluyor? Renklerine ayrılmış oluyor. Şimdi bunları şema üzerinde gösterecek olursak şöyle ki görüyoruz ki yeşil ile kırmızının ara rengi sarıdır. Sarı ile mavinin de ara rengi yeşildir. Şemada gösterecek olursak şu şekilde mavi, yeşil ve kırmızının birleşmesi hangi renkleri meydana getirmektedir arkadaşlar? Bunların tamamının birleşmesi beyaz rengi meydana getirdiğine göre bakıyorum mavi, yeşil ve kırmızının ortak noktası birleştiği nokta da bize beyaz rengi meydana getirmektedir. Buraya beyaz diyoruz. Beyaz ışığı oluşturmaktadır arkadaşlar. Başka nasıl oluşturabiliyoruz beyaz ışığı? Mesela mavi ile burada mavi ile sarıyı da birleştirdiğimde gene beyaz elde ediyorum. Niçin? Çünkü sarının içerisinde ne var? Yeşil ile kırmızı var. O halde mavi ile sarıyı da birleştirdiğimizde beyaz elde ediyoruz. Yazacak olursak mavi artı yeşil artı kırmızı eşittir. Beyaz ise yeşil ile kırmızının ortak rengi sarı olduğuna göre ben buraya mavi artı sarı da dediğimde beyaz ışığı elde edebilmekteyim arkadaşlar. Kışın özellikle koyu renkler tercih ediyoruz. Yazın ise açık renk giyiniyoruz. Özellikle de beyazı tercih ediyoruz. Bunun sebebi koyu renkler güneşten gelen bütün renkleri, ışığı olduğu gibi yutar. Hele siyah tamamen yutar çünkü siyah bir renk değildir. Göz onu algılayamadığı için biz siyaha renk diyoruz halk dilinde. Beyaz ise kendisine gelen bütün renkleri olduğu gibi yansıtır. Siyah tamamını yuttuğu için daha fazla enerji içinde barındırır. Ve siyah giyinen kişiler soğuk havada daha az üşümüş olur. Beyaz giyinenler ise üzerindeki beyaz kendine gelen bütün renklerin hepsini yansıttığı için içinde enerji barındırmaz. Dolayısıyla beyaz kışın bizi daha çok üşütür. Renkli cisimler ise kendisine gelen renklerin hepsini yutar, daha doğrusu hepsi demeyeyim, birçoğunu yutar, kendi rengini ve üst komşusuyla alt komşusunu yansıtır. Bu söylediklerimi daha iyi anlayabilmek için onu da şekiller üzerinde göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi yeşil alalım burada. İlk önce beyaz bir cisim alalım. Güneşten beyaz ışığı düşürdük. Güneşten gelen ışığı düşürdük. Biliyorsunuz beyaz birçok rengi içinde barındıran bir ışık demetiydi. Eğer bu cisim beyaz ise kendine gelen bütün renkleri olduğu gibi ne yapacaktır? Yansıtacaktır. Hiçbirisini yutmayacaktır. Ve göz, şuradaki göz bu cismi nasıl olarak algılayacaktır? Beyaz olarak algılayacaktır. Bir başka cisim alıyorum. Güneşten gelen bütün ışığı olduğu gibi yutuyorsa, göze bu cisim hiçbir rengi yansıtmıyorsa, göze hiçbir ışık ulaşmadığı için göz bu cismi siyah olarak algılayacaktır. Yeşil diyelim. Ne yapacaktır yeşil? Bütün renkleri yutacaktır. Evet, şimdi cisim eğer yeşilse bir kere kendine gelen bütün renkleri yutacak. Ama bunun yanında yutarken yeşil kendi rengini yansıtacak, yeşili bir de üst komşusuyla alt komşusuna yansıtacak. Yani mavi ile sarıyı da yansıtacaktır. Ama burada baskın renk yeşil olduğu için şurada duran göz bu cismi nasıl algılayacaktır? Yeşil olarak algılayacaktır. Renklerin olayları budur arkadaşlar. Bunları daha iyi anlayabilmek için şimdi birkaç tane örnek çözelim diyorum. Ve ilk örneğimize bakıyoruz. Burada iki tane cisim var. Şekli gördük. Sorusuna bir bakalım. Şekil 1'deki K camı gelen 5 renk ışıktan kırmızı, sarı ve yeşili. L camı ise bunlardan sadece yeşili geçiriyor. Bu camların sırası şekil 2'deki gibi değiştirilirse hangi renkli ışık iki camdan da geçebilir diye sormuş. Tekrar şeklimize dönüyoruz. Ve bu şekli şöyle tahtaya çizmek istiyorum arkadaşlar. İki tane K ve L camları var. Ve hangi renkler geliyor? Kırmızı, sarı, yeşil, mavi ve mor gelmiş. Bu K camı hangi renkleri geçiriyor? Gördüğünüz gibi kırmızıyı geçiriyor, sarıyı geçiriyor, yeşili geçiriyor. Şimdi burada bir yorum yapalım. Renkli cisimler kendi rengini yansıttığı ya da geçirdikten sonra bir de ne yapıyordu? Üst komşusunu alt komşusunu da geçiriyordu. K'ya baktığımda 3 tane renk geçmiş vaziyette. Ortadaki renk asıl kendi rengidir. Yani şu durumda asıl kendisi ne renkmiş? Sarıymış. Çünkü üst komşusu ve alt komşusu da geçtiği için K camı kesinlikle sarıdır diyoruz arkadaşlar. L camına baktığımızda ise görüyorsunuz ki sadece buradan yeşil renk geçmiş. Şimdi bu hangi renk olabilir? Eğer sarı olmuş olsaydı bu da buradan sarının da geçmesi gerekirdi. Kırmızı olması zaten mümkün değil. Çünkü kırmızı olsaydı alttaki renk de geçmesi gerekirdi. Alt komşusu, ama o geçmemiş. O halde ne renk olabilir? Mavidir arkadaşlar. Niye mavidir? Mavi ışın kendisine ulaşmamıştır. O yüzden mavi rengi geçirememiştir. Ama hangi renk ulaşmıştır? Sadece üst komşusu ulaşmıştır. O yüzden kendi rengini geçiremiyor ama kendisine gelen üst komşusunu geçirdiği için ben bunun mavi olduğunu anlıyorum. Bu mavi. Sonra bunları ters çeviriyoruz. Şöyle ki L camını öne alıyoruz ve K camını da arkaya getiriyoruz. Aynı renkleri tekrar bunun üzerine düşürüyoruz. Kırmızı, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerini düşürüyoruz. Ben bunun mavi olduğunu biliyorum. Şunun da sarı olduğunu biliyorum. Şimdi bunu birlikte çözelim isterseniz. Mavi renk hangi renkleri geçirecek burada arkadaşlar? Bir kere kendi rengini kesinlikle geçirecek. Başka? Üst komşusunu ve alt komşusunu da geçirecek. Üst komşusuyla alt komşusu da geçmiş oldu. Geldi sarıya. Sarıya baktığımız zaman ise Şimdi sarı renk, sarı ışın bu K camına ulaşmadı. Ama hangisi ulaştı? Alt komşusu ulaştı. O halde kendi rengini ve komşularını geçiriyordu. Diğer renkleri ne yapıyordu bu? Yutuyordu. Buna ulaşan alt komşusu olduğu için sadece geçecek olan yeşildir. Diğer renkleri ise yutacaktır, geçirmeyecektir. Şuna yeşil diyorum. Böylece her iki durumda da geçen renk yeşil renktir arkadaşlar. Doğru seçenek C seçeneğidir. Evet, bir başka örneğimize bakıyoruz. Beyaz boyanmış duvar üzerine siyah, kırmızı ve mavi renkli yazılar yazılmıştır. Güneş ışığı altında kırmızı bir cam arkasından bakılırsa duvardaki yazılardan hangisi ya da hangileri okunabilir diyor. Şimdi tekrar ediyorum arkadaşlar. Renkli cisimler sadece kendi rengini ve bunun yanında komşu renkleri geçirirler veya yansıtırlar. Diğer renkleri ise tamamen yutarlar. O yüzden göz yansıtılan kuvvetli dalga ile gelen o rengi algılar ve o hangi renkse cisim işte ona kırmızı, mavi ya da yeşil gibi bir renk mefhumu ortaya çıkar. Beyaz ise kendisine gelen bütün renkleri olduğu gibi yansıttığı için aynı anda, göz bütün renkleri aynı anda algıladığı için cismi beyaz olarak algılar. Siyahta ise gelen bütün renkler olduğu gibi yutulmuştur. Göze hiçbir renk ulaşmadığı için dolayısıyla göz onu siyah olarak algılar ama siyah bir renk değildir. Şimdi sorumuza baktığımızda beyaz boyanmış duvar üzerine diyor, siyah, kırmızı ve mavi renkler yazılmış. Böyle bir yazılar var. Güneş ışığı altında kırmızı camın arkasından bakıyorsunuz. Şimdi siz beyaz bir duvara renkli yazılar yazıldı. Siz ona kırmızı camı öne tutuyorsunuz şu şekilde ve arkaya bakıyorsunuz. Bunun üzerine kırmızı camın üzerine ise güneş ışığı düşürüyorsunuz. Bir kere bu kırmızı camdan hangi renkler geçecektir? Kendisi geçecektir ve onun bir üst komşusunu geçirmek zorundadır. Kendinin bir üst komşusunu geçirecektir. Şimdi hangileri okunabilir diyor. Kırmızı yazı, kırmızı camdan algılanabilir mi? Çünkü kırmızı beyaz duvarda nasıl olarak algılayacaktır? Beyaz olarak algılayacaktır, kırmızı olarak algılayacaktır. Siz kırmızı camın arkasından beyaz duvara baktığınızda o duvarı kırmızı olarak görürsünüz. Ve dolayısıyla kırmızı bir yazıyı okumanız mümkün olmaz. Okuyacağınız yazılar siyah zaten kendine gelen o kırmızıyı olduğu gibi yutacaktır. Yine siyah olarak görünecektir. Bunun yanında mavi de kırmızıyı rengi yutacaktır. Ve dolayısıyla kırmızıdan farklı bir renk olarak yani siyah olarak okunacaktır. Doğru seçenek burada okuyabileceğiniz yazılar sadece siyah ve mavidir. Kırmızıyı okumanız mümkün değildir kırmızı camın altından. Evet, bir doğru seçenek D seçeneğidir. Bir başka örnek. Güneş ışığı altında sarı görünen bir yüzey üzerine. Bu güneş ışığı altında derken beyaz ışık gönderiyorsunuz. Ve sarı görünen bir yüzey üzerine kırmızı, yeşil, sarı renkli ışınları gönderiliyor. Bunlardan hangilerinde yüzey gönderilen ışığın renginde görülür diye bir soru var. Şimdi sarı görünen, eğer güneş ışığı altında bu cisim sarı görünüyorsa ne yapacaktır? Siz ona kırmızı bir rengi gönderdiğinizde bu onu yutacaktır. Yeşil bir rengi gönderdiğinizde de gene onu yutacaktır. Ancak sarı kendi rengini burada gösterecektir. Siz onu sarı ışık gönderdiğinizde sarı olarak görebiliyorsunuz. Yani doğru seçenek E seçeneğidir arkadaşlar. Yalnız 3'tür. Evet, kısaca ışığın renklere ayrılması ile birkaç tane örnek çözdükten sonra şimdi sıra geldi merceklere arkadaşlar. Mercek nedir? Bir yüzü küresel, diğer yüzü düzlem ya da her iki yüzü küresel olan saydam maddelere mercek demekteyiz arkadaşlar. Ve biz mercekleri ikiye ayırıyoruz. İnce kenarlı mercekler ve kalın kenarlı mercekler olmak üzere. İnce kenarlı mercekler nedir arkadaşlar? İnce kenarlı mercekler, kenarları ortasına nazaran ince olan merceklere denir. Ekranda da görüyoruz ki kenarları, ortasına nazaran ince olan merceklerdir. Bunların birkaç çeşidi bulunmaktadır. Ve ilk olarak göreceğimiz ince kenarlı merceklerde özel ışınlar. İnce kenarlı mercekler, kenarları ortasına nazaran ince olan merceklerdir arkadaşlar. Bunların birçok çeşidi bulunabilmektedir. Zaten bu çeşitlerini de ekranda şu an görmekteyiz. Diğer bir mercek çeşidimiz de kalın kenarlı mercek. Kalın kenarlı mercekler ise kenarları ortasına nazaran kalın olan merceklerdir. Ve bunların çeşitleri de gene ekran üzerinde gösterilmektedir. Bir mercek sisteminde sembolleri şöyle bir tanıyalım arkadaşlar. İnce kenarlı bir mercekti. Biliyoruz ki her iki tarafında da odak noktası bulunmakta ve her iki tarafında da merkez noktası bulunmakta. Merkez odağın iki katı olduğu için biz buna iki ev uzaklığı diyoruz. Ve şu aradaki mesafeler her zaman şu durumda birbirine eşittir arkadaşlar. Kısaca mercekteki sembolleri de ufak olarak gördükten sonra şimdi sıra geldi ince kenarlı merceklerdeki özel ışınlarımıza arkadaşlar. İlk ışınla başlıyoruz. İnce kenarlı mercekler aslında çukur ayna özelliğini taşıyor. Kalın kenarlı mercekler de tümsek ayna özelliğini taşıyor. Birinci olarak diyorum özel ışınlarda bir ince kenarlı mercek alıyorum. Asal eksenini çiziyorum. Odak noktaları ve 2F noktalarını gösterdikten sonra birincide asal eksene paralel bir ışın gönderiyoruz. Hatırlayalım çukur aynayı. Asal eksene paralel gelen ışınlar nasıl yansıyordu çukur aynada? Odaktan geçecek şekilde yansıyordu. Ama merceklerde yansıma olayı yok. Burada kırılma olayı söz konusu. O yüzden asal eksene paralel gelen ışınlar odaktan geçecek şekilde kırılmaktadır arkadaşlar. İkinci özelliğimizi de bu şekil üzerinde göstermek istiyorum şimdi. Işınımızı tam ters olarak alalım. Odak noktasından gelen ışınlar da asal eksene paralel kırılmaktadırlar. 1 ve 2'yi aynı şekil üzerine göstermiş bulunmaktayız. Üçüncü özelliğimiz. Tekrar bir ince kenarlı mercek alıyoruz. Şöyle ki 2F ve odak noktalarını gösterdikten sonra. 2F'den gelen ışınlar, 2F ışını demek burada merkez ışını demek. Hatırlayın çukur aynayı. Merkezden gelen ışın nasıl yansıyordu? Kendi üzerinden geri dönüyordu. Bu da aynı özelliği gösterecek ama tekrar ediyorum. Aynalarda yansıma olayı var, merceklerde ise kırılma. 2F'den gelen ışınlar 2F'den geçecek şekilde kırılmaktadır arkadaşlar. Ve dördüncü özelliğimize bakıyoruz. İnce kenarlı merceklerde optik merkez, mercekle asal eksenin kesiştiği şu noktaya optik merkez diyoruz. Optik merkeze gelen ışınlar kırılmadan diğer ortama geçebilmektedirler. Evet, bunları söyledikten sonra, bu dört tane özelliğimizi verdikten sonra şimdi herhangi bir ışının çizimine bakalım. Beşinci özellik olarak da onu göstermek istiyorum. Ekranda görüyoruz herhangi bir ışının çizim şekli bize verilmiş. Ben gene bir farklı yöntemle bunu göstermek istiyorum. Bir ince kenarlı mercek alıyorum. Burası odak noktası ve 2F noktası olarak bize verildi. Şu şekilde öyle bir ışın gönderelim ki bu dört tane özelliğin hiçbirisine uymasın arkadaşlar. Mesela nasıl? Ben farklı bir yönden göndereceğim. Şöyle bir ışın göndermek istiyorum. Şimdi bu ince kenarlı mercek bunu nasıl kıracak acaba? Gelen ışının doğrultusunu çiziyorum. Ve ince kenarlı mercek bir miktar asal eksene yaklaştırarak kıracak. Yani şöyle kıracak. Gördüğünüz gibi gelen ışın merceğe çarptıktan sonra bir miktar asal eksene yaklaşarak kırılmış oldu. Bu da bize herhangi bir ışının kırılış doğrultusunu göstermiş olmaktadır arkadaşlar. Şimdi sıra geldi görüntü özelliklerine. Görüntü özellikleri nedir? Gene çukur ayna özelliklerini hemen hemen burada da kullanacağız arkadaşlar. Ve ilk olarak birinci özellikten başlayalım. Zaten çukur aynada olduğu gibi sonsuzdaysa bir cisim görüntüsü gene odakta oluşmaktadır. Bunun yanında F, 2F ve 2F diyoruz. Şimdi alacağımız görüntü 2F'in dışında olsun. Yani şurada olsun. Bu cismin görüntüsü nerede meydana gelmekte? Hatırlayalım arkadaşlar. Biz çukur aynada merkezin dışındaysa cismin görüntüsü nerede alıyorduk? Odakla merkez arasında alıyorduk. Bunu ispatlayalım. Asal eksene bir ışın gönderelim. AB cismi demek istiyorum ben buna. Ve bu odaktan geçecek şekilde kırılmaktadır. Sonra odak noktasından bir ışın gönderdiğimizde de nasıl kırılıyor? Asal eksene paralel kırılıyor. Görüyorsunuz ki kırılan ışınlar bir noktada çakışıyorlar. Çakışan bu noktayı asal eksene birleştirdiğim zaman işte burada bir görüntü elde ediyorum. Elde ettiğim görüntüye A üssü B üssü dediğimde şimdi özellik yazıyorum. Gördüğünüz gibi birinci özellik görüntü terstir. Sonra ikinci özellik. Ters olan görüntülerin gerçek olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Görüntü terstir, gerçektir diyorum. Üçüncü özellik olarak nerede meydana gelmiştir? Odakla 2F arasında meydana gelmiştir. F, 2F arasında oluşmuştur. Ve dördüncü özellik olarak bakıyoruz ki odakla merkez arasında ama cismin boyundan küçük olarak meydana gelmiştir. O halde cismin boyundan küçüktür diyorum. Şimdi tekrar sıralıyoruz. Terstir, gerçektir, odakla 2F arasında ve cismin boyundan küçük olarak meydana gelmiştir diyoruz. İlk özelliğimiz buydu. Bundan sonra cismi biraz daha nereye doğru yaklaştıralım? 2F'e doğru, yani 2F'e getirelim. Bakalım görüntümüz nerede meydana gelecek? Gene çukur aynayı hatırlayalım. Merkezdeki cismin görüntüsü merkezde oluşmaktaydı. Şuraya F diyorum. F, burası 2F ve 2F diyorum. 2F'deki cismin görüntüsü de 2F'de meydana gelmektedir. Burada alırsak biz AB cismimizi, görüntüsü artık özel ışın çizmeme gerek yok. Nasıl çizdiğini görüyoruz. Ve görüntüyü de yine 2F'de alıyoruz arkadaşlar. A üssü, B üssü. Ve özellik olarak görüntü 2F'de cismin boyuna eşit, ters ve gerçek olarak meydana geliyor. Yazıyorum. Birinci özellik ters. İkinci özellik gerçek. Üçüncü özellik cismin boyuna eşit. Ve dördüncü özellik olarak da gene 2F'de meydana gelmektedir. 4, 2F'de oluşmaktadır diyoruz. Özelliklerimize gene devam ediyoruz arkadaşlar. Cismimizi biraz daha merceğe yaklaştıralım. Üçüncü özellikte nereye getirelim? Odakla 2F arasına getirelim. Şurası F, burası 2F ve 2F diyorum. Şu noktaya getirelim. Odakla 2F arasındaki bir cismin görüntüsü nerede meydana gelir? Hemen çukur ayna özelliklerini hatırlayın. Odakla merkez arasındaki cismin görüntüsü merkezin dışında oluşuyordu. Bu da aynı şekilde geçerli. 2F'in dışında cismin boyundan büyük, ters ve gerçek bir görüntü oluşur. Nereden biliyorum cismin boyundan büyük olduğunu? Gene çukur aynayı düşünelim. Uzaklık ve boy doğru orantılıydı. Biz merceğe cismimizi yaklaştırırken Görüntü büyüyerek uzaklaşmak zorunda arkadaşlar. O yüzden gene özelliklerini yazıyorum. Buna AB cismi dersek şayet A üssü B üssü görüntüsünü elde ettik. Terstir, gerçektir, 2F'in dışındadır ve büyüktür, cismin boyundan büyüktür. 4 büyüktür diyorum. Şimdi çukur aynada ben size bir özellik daha söylemiştim hatırlıyorsanız. 1'e 2 kuralından bahsetmiştim. 1'e 2 kuralı aynı şekilde mercekler için de geçerlidir. Mesela ilk şeklimize baktığımızda biz bu merceğimizi, cismimizi mercekten 3F kadar dışarıda alırsak görüntüsü 1,5F uzaklıkta oluşur. Aynı kural burası için de geçerli. Veya 3. özelliğimize baktığımızda cismimizi merceğe 1,5F kadar uzakta alırsak şayet otomatikman görüntüsü de mercekten 3F kadar uzakta oluşmaktadır. Burada da 1'e 2 kuralını uygulayabilmekteyiz. 4. özellikte cismimizi odak noktasına yaklaştıralım. Yani odağa getirelim. Odaktaki cismin görüntüsü her zaman sonsuzdadır. Nasıl sonsuzdakinin odakta oluşuyorsa odaktakinin de sonsuzda oluşmaktadır arkadaşlar. Onu da hemen 4 olarak ifade etmek istiyorum. Şöyle çizmek istiyorum. Şurası odak noktası ve biz bu cismi odak noktasına getirecek olursak görüntü gösterelim. Asal eksene paralel geldi ışın. Odaktan geçecek şekilde kırıldı. Optik merkeze geldi. Kırılmadan geçti. Bakın ışınlar aynı bir tarafta, merceğin diğer tarafında çakışmadı. Peki uzantıları çakışacak mı? Mümkün değil. Çünkü ışınlar paralel olduğu için ne uzantısı ne kendisi çakışmıyor. O yüzden sonsuzdadır diyoruz. Ve son olarak arkadaşlar cismimizi biraz daha merceğe yaklaştıralım. 5. özellik diyorum. Onu da buraya çizmek zorundayım. Şöyle ki odak noktası, burası da odak noktası ve cismimizi buraya getirelim arkadaşlar. Cisim buradayken görüntüsü nerede oluşur? Asal eksene paralel bir ışın gönderdik. Odaktan geçecek şekilde kırıldı, uzantısını aldık. Ve optik merkeze bir ışın gönderdik. Kırılmadan geçti, uzantısını aldık. Kendileri değil ama bu kırılan ışınların uzantıları cismin arkasındaki bir noktada birleşti. Birleşen bu noktayı asal eksene birleştirdiğimiz zaman görüyoruz ki bu cismin görüntüsü kendisinin arkasında, kendisinin boyundan büyük, düz ve zahiri olarak meydana geldi. Çünkü düz görüntüler her zaman zahiridir. Hemen özelliğini yazıyorum. 1. özellik zahiri diyorum. 2. özellik cismin arkasında. Ve cismin arkasında zahiri ve cisimden büyük. 3. özellik büyük diyorum olarak meydana gelmiştir. Böylece ince kenarlı mercekteki görüntü özelliklerini gösterdik. Ama kısaca şöyle bir toparlayacak olursak daha netleşmesi açısından. 2F'in dışındaysa cisim, görüntü F ile 2F arasında cismin boyundan küçük, ters ve gerçektir. 2F'de ise görüntü gene 2F'de cismin boyuna eşit, ters ve gerçektir. 3. olarak cisim 2F ile F arasındaysa görüntü 2F'in dışında cismin boyundan büyük, ters ve gerçektir. 4. olarak cisim odaktaysa görüntü sonsuzdadır. Ve 5. olarak cisim odakla mercek arasında ise görüntü cismin arkasında cismin boyundan büyük, düz ve zahiridir arkadaşlar. Bu özellikleri de belirttikten sonra şimdi merceklerde özellikle ince kenarlı merceklerde kullandığımız sembollere geçelim. Burada biraz önce de söylemiştim, şu an ekranda da görüyoruz ki her zaman cismin boyu ile cismin merci uzaklığı veya görüntünün boyu ile görüntünün merci uzaklığı doğru orantılıdır. Buradaki eşitlikten de anlıyoruz. SC cismin odağa olan uzaklığı, SG de görüntünün odağa olan uzaklığıydı biliyorsunuz. Şimdi bizim asıl merceklerde formüller problemleri çözerken kullanmamız gereken formül 1/F = 1/DC - 1/DG diyorum. Şimdi buradaki DC cismin merci uzaklığı, DG görüntünün merci uzaklığı. Yalnız neden artı eksi dedim? Hatırlayalım çukur ayna konusunu anlatırken. Görüntü gerçek ise her zaman aradaki şart artıdır. Ama görüntü 5. özellikte olduğu gibi zahiri ise uzaklığını alırken, merci uzaklığını alırken eksi ifadesini kullanmak zorundayız arkadaşlar. Evet, ince kenarlı merceklerin özellikleri böylece tekrar edilmiş oldu. Şimdi ikinci mercek çeşidimiz kalın kenarlı merceklere geçiyoruz. Ve ilk olarak yani ıraksak mercekler ne demiştik? Kenarları ortasına nazaran kalın olan mercekler diye ifade etmiştik. Özel ışınlardan başlayalım. Özel ışınlarda aynı tümsek aynalarda olduğu gibi tümsek ayna özelliklerini göstermektedir kalın kenarlı merceklerde arkadaşlar. Nasıl ki çukur ayna özelliğini ince kenarlı mercek gösteriyorsa kalın kenarlı mercekte tümsek ayna özelliğini göstermektedir. Özel ışınlar diyoruz. İlk olarak şöyle bir kalın kenarlı mercek çiziyorum ve asal eksenini gösteriyorum. Gene odak ve 2F diyorum. Asal eksene paralel gelen ışınlar kalın kenarlı merceklerde, hatırlayın tümsek aynayı, nasıl yansıyordu? Kendisi değil ama uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyordu. Burada da aynı özelliği göstereceğiz. Kalın kenarlı mercekte de uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılmaktadır arkadaşlar. İkinci özelliği de bu şekil üzerine göstermek istiyorum. Işınımız bu sefer tam ters bir yol izlesin. Uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen bir ışın ise asal eksene paralel kırılmaktadır. Üçüncü özelliğimiz diyoruz. Gene kalın kenarlı bir mercek alıyoruz. Şu şekilde çizelim. F ve 2F diyoruz. Uzantısı 2F'ten geçecek şekilde gelen bir ışın, gene uzantısı 2F'ten geçecek şekilde kırılmaktadır arkadaşlar. Dördüncü özelliğimize bakalım. Gene kalın kenarlı merceklerde çizdiğimizde optik merkeze gelen ışınlar ise ince kenarlı mercekte de olduğu gibi kırılmadan diğer ortama geçebilmektedir arkadaşlar. Ve beşinci özelliğimizde ise herhangi bir ışının çizimi gösterecek. Şu an ekranda görüyoruz herhangi bir ışının kırıldıktan sonraki gidiş doğrultusu gösterilmiş. Gene ben size bunun yanında bir farklı yol daha göstermek istiyorum. Şöyle ki öyle bir ışın gönderelim ki bu saydığımız şu 4 özellikten hiçbirisine uymasın. Mesela nasıl bir ışın? O da şöyle bir ışın olmuş olsun. Bu ışın kalın kenarlı mercekte nasıl kırılır? Gelen ışının doğrultusunu çizersiniz ve kalın kenarlı mercekte bu doğrultuya göre asal eksenden uzaklaştırarak ışını kırmaktadır. İnce kenar yaklaştırıyordu. Kalın kenar ise uzaklaştırarak ışını kırmaktadır arkadaşlar. Özel ışınları gördükten sonra şöyle gene ufacık bir tekrarlamak istiyorum. Görüyoruz ki asal eksene paralel gelen ışın uzantısı odaktan geçecek şekilde ya da uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen ışında asal eksene paralel kırılmaktadır. Uzantısı 2F'ten geçecek şekilde gelen ışın gene uzantısı 2F'den geçecek şekilde kırılmaktadır. Optik merkeze gelen ışın ve o hiç kırılmadan geçmektedir. Bunun yanında herhangi bir ışın çiziminde ise kalın kenarlı mercekler ışınları asal eksenden uzaklaştırarak kırmaktadır. Böylece özel ışınları gördükten sonra şimdi kalın kenarlı mercekteki görüntü çizimine geçmek istiyorum. Bunu tahtaya çizeyim. Kalın kenarlı mercekler, tekrar ediyorum, tümsek ayna özelliğini, ince kenarlı mercekler de çukur ayna özelliğini göstermektedir. Şöyle bir kalın kenarlı mercek çiziyorum ve önüne bir cisim yerleştiriyorum. Şurası F olmuş olsun. Bu cismi şöyle bir yere yerleştirdim. AB cismi. AB cisminin bu mercekteki görüntüsü, zaten kalın kenarlı mercekte bir tek görüntü vardır. Asal eksene paralel bir ışın geldi. Uzantısı odaktan geçecek şekilde kırıldı. Optik merkeze bir ışın geldi. Kırılmadan geçti. Bu iki ışının kesiştiği noktayı asal eksene birleştirdiğimizde görüyoruz ki A üssü, B üssü gibi bir görüntü elde ediyorum. Ve bu görüntü, bu çizime göre hemen özelliklerini sıralıyoruz. Bir kere ilk özellik, cisim düzdür. Ve görüntü düzdür. Ve cismin önündedir. Düz görüntüler nasıl görüntülerdir? Zahiri görüntülerdir. İkinci özellik, görüntü odakla optik merkez arasında oluşmaktadır. Optik merkez arasındadır. Üçüncü özellik, görüntü küçüktür, cismin boyundan küçüktür. Evet, özelliklerini düzdür, zahiridir, odakla optik merkez arasındadır ve küçüktür diyerek kalın kenarlı merceğin görüntü özelliklerini böylece sıralamış olduk. Şimdi bizim için gerekli olan sembollere de bir baktığımız zaman daha önceki tanıdığımız ifadeler tekrar karşımıza gelmekte. Yalnız genel ifadede, yani 1/F ifadesinde biraz farklılık var. Neden? Şöyle ki, eksi 1/F eşittir 1/DC eksi 1/DG diyorum. Kalın kenarlı merceklerde odak her zaman tümsek aynalarda olduğu gibi eksi alınmaktadır. Görüntü de zahiri olduğu için eksi alınmaktadır diyoruz arkadaşlar. Şimdi yarı çaplarına göre mercek tiplerini görüyoruz. Genel bir ifademiz var burada. 1/F eşittir N2/N1-1 artı eksi 1/R1 artı eksi 1/R2 gibi bir ifade var. Hemen şeklimize geçerek bunların ne anlama geldiğini görebiliyorsunuz. N1, N2 zaten N1 ortamın kırılma indisi, N2 merceğin kırılma indisi olmakta. Ve merkezlerine göre yarıçap uzunlukları da burada bize gösterilmektedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu ana kadar ince ve kalın kenarlı merceklerin özelliklerini verdikten sonra burada her ikisi için çok önemli bir özellik daha var. Bunlar şudur. İlk olarak merceklerde odak uzaklığı sabit olmayıp dış ortamın kırılma indisine göre değişir. Dış ortamın kırılma indisi büyüdükçe o merceğin odak uzaklığı da artar. Tekrar ediyorum. Dış ortamın kırılma indisi büyüdükçe merceğin odak uzaklığı büyür. İkinci bir özellik de dış ortamın kırılma indisi mercek maddesinin kırılma indisinden büyükse o mercek karakter değiştirir arkadaşlar. İnce kenarlı mercekler kalın kenarlı gibi, kalın kenarlılarda ince kenarlı gibi davranmış olur. Evet, mercekler için gerekli olan iki tane net özelliği söyledik. Tekrar ediyorum, birincisinde merceklerin odak uzaklığı dış ortamın kırılma indisine göre büyüyebiliyor veya küçülebiliyor. İkincisinde Dış ortamın indisi mercekten büyük olduğu zaman da karakter değiştiriyor. İnce kalın gibi, kalın kenarlı da ince kenarlı gibi davranmış oluyor. Şimdi bu anlattıklarımızı daha net algılayabilmek için hemen örneklerimize geçiyoruz arkadaşlar. Ve ilk örneğimiz. Şekilde de görüyoruz şu an. İki düzlem ayna ve odak uzaklığı f olan ince kenarlı bir mercek ile şekildeki düzenek kurulmuştur. Mercek üzerine K, L, M noktalarına düşen I1, I2, I3 ışınlarından hangileri bu düzenekten çıkamaz diye bir soru geliyor karşımıza. Aynı zamanda bu soru 92 ÖSS sorusudur arkadaşlar. İki tane şöyle düz ayna alalım. Görüyoruz. Böylece zaten sınav sorularında mercek, ayna İkisi ortak olarak sorulmaktadır genelde. Ve ikisi arasındaki toplam mesafe 2f, tam orta noktasına da ince kenarlı bir mercek yerleştirilmiş. Böylece iki düzeyli yolun uzaklığı eşit miktarda f, f'ye kadar. Asal eksen konumunda şurasını çiziyoruz. Birincisinde I1 ışını gönderiliyor. Bakalım bu ışın, I1 ışını bu ortamdan çıkabilecek mi? Çıkamayacak mı bu yolu takip ederse? Asal eksene paralel gelen ışınlar ince kenarlı mercekte nasıl kırılıyorlardı? Odaktan geçecek şekilde. Şu nokta mercek için odak noktasıdır arkadaşlar. Geldi düz aynaya çarptı. Düz aynaya göre bu açı yansıma açısına eşittir. Yani şöyle yansımak zorundadır. Geldi tekrar ince kenarlı merceğe çarptı. Nereden geldi ince kenarlı merceğe göre bu ışın? Odaktan. Odaktan gelen nasıl kırılır? Paralel kırılır. Geldi karşısındaki düz aynaya çarptı. Dik düştüğü için kendi üzerinden geri gider. Ve böylece bu ışın sürekli bu yolu takip eder. Yani sistemden çıkması mümkün değildir. İkinci ışına bakıyoruz. İkinci ışın ama şu. İkinci ışınımız I2 ışını budur arkadaşlar. Optik merkeze geldiği için dümdüz gidecektir. Dik düştüğü için gittiği gibi kendi üzerinden tekrar geri dönecektir. Bunun da çıkması mümkün değil. I2 ışını da sistemin içinde kalıyor. Ve üçüncü ışın çeşidimize bakıyoruz. Bu da şöyle gelmiş. Şu şekilde gelmiş. Yani nereden gelmiş oldu bu ışında? Görüyoruz ki odaktan, F'ye kadar uzaktan geldi. Odaktan gelen ışınlar asal eksene paralel kırılır. Düz aynaya dik düştüğü için kendi üzerinden geri yansımak zorunda ve bunun da aynı şekilde çıkması mümkün değil. Böyle gidecek, gelecek, tekrar dönecek. Yani sistemi terk edemeyen I1, I2, I3 ışınlarıdır. Cevap E şıkkıdır. Evet, bundan sonraki örneğimize geçiyoruz. K ışını şekildeki yolu izlemektedir. KL eşittir, LM eşittir, MN eşittir, NP ise diyor. Çukur aynanın odak uzaklığının ince kenarlı merceğin odak uzaklığına oranı kaçtır diye soruyor. Çukur aynayı çiziyoruz. Şurası K, L, M, N ve şurada da bir ince kenarlı mercek var. P noktası diyoruz. Ve bir ışın geliyor. Şu şekilde ışın gelmiş. Biliyoruz ki asal eksene paralel gelen ışınlar arkadaşlar nasıl kırılmak zorunda? Odaktan geçerek kırılmak zorunda. Ve şu yolu takip etmiş. M'den geçmiş. Bu M aynı zamanda ince kenarlı mercek için nedir? Odak noktasıdır. Ve şu nokta ince kenarlı için odak noktasıdır diyoruz. Geldi, çukur aynaya çarptı. Hep şu aralıklara x diyecek olursam ben, ince kenarlı merceğin odak uzaklığı 2x olarak görülmektedir. Geldi çukur aynaya çarptı. Çarptıktan sonra kendi üzerinden geri yansımış arkadaşlar. Ne zaman kendi üzerinden geri yansıyordu? Ancak merkezden gelen ışın kendi üzerinden geri yansıyordu. Demek ki şurası ise, şu uzaklık ise çukur aynaya göre merkez noktası. Yani iki tane odak noktası demektir. İki tane odak noktası olduğu için şurası çukur aynaya göre merkez noktasıdır. 2 odak. O halde Çukuray'ın odak noktası ne kadardır? X kadardır diyorum. Bizden istediği nedir? Çukuray'ın odak uzaklığının ince kenarlı merceğin odak uzaklığına oranı. Bunun tam tersini soruyor. O zaman f çukur bölü f ince dediğim zaman x bölü 2x. Sadeleştirirseniz 1 bölü 2 bulursunuz. Doğru seçenek B seçeneğidir arkadaşlar. Bu ince ya da kalın kenarlı mercek özellikleri de aynı çukur aynalar gibi temel özelliklerini bileceksiniz. İşlem yapmadan da sonuca direkt olarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve tekrar bir soru geliyor karşımıza. 1. Merceğin yapıldığı maddenin kırılma indisi. 2. Merceğin içinde bulunduğu ortamın kırılma indisi. 3. Merceğin yüzeylerinin eğrilik yarıçapı niceliklerinden hangisi ya da hangileri artarsa yakınsak merceğin odak uzaklığı küçülür diye bir soru gelmiş. Bizim bir genel formülümüz vardı. 1 bölü F eşittir merceğin kırılma indisi bölü ortamın kırılma indisi eksi 1 ve 1 bölü eğrilik yarıçapları şeklinde gösteriyoruz. Şimdi yakınsak merceğin odak uzaklığının küçülmesini, yani şunun küçülmesini istiyorum. Bunun küçülebilmesi için ne gibi değişiklikler yapmamız lazım? Tekrar şöyle dönüp bir baktığımızda merceğin yapıldığı maddenin kırılma indisini arttırırsak diyor. Yani şunu arttırdığımız zaman ters orantılı olduğu için odak uzaklığı küçülecektir. O zaman 1 sağlıyor. Merceğin içinde bulunduğu ortamın kırılma indisini arttır diyor. Bunu arttırırsam bundan odak uzaklığı doğru orantılı olduğu için odak uzaklığının artması gerekiyor. Küçültmüyor. 2'yi atıyoruz. Merceğin yüzeylerin eğrilik yarıçaplarını, yani şunları arttır diyor. Bunları arttırdığım zaman odaklığına da doğru orantılı, otomatikman odağı arttırmış olurum, küçültmüş olmam. Bu durumda bizim aradığımız seçenek, küçülten seçenek yalnız 1'dir. D seçeneğidir arkadaşlar. Evet, diğer örneğimize geçiyoruz. Ve şöyle bir soru geliyor. Kalın kenarlı merceğin indisi N1, ince kenarlının N2. Ortamın N'dir. K ışını şekildeki yolu izleyerek kırıldığına göre indisler arasında nasıl bir ilişki vardır diye bir soru gelmiş. Tekrar şeklimize baktığımız zaman burada yorum yapmamız gerekiyor. Ben bir özellik söylemiştim size. Demiştim ki dış ortamın kırılma indisi mercekten büyük olursa o mercek karakter değiştiriyor demiştim. Bakın şimdi şu ışına göre incelediğimizde K'dan gelmiş görünürde kalın kenarlı mercek. Ama nasıl gitmiş? Şu şekilde gitmiş. O zaman böyle gittiğine göre yani bir miktar asal eksene doğru bu ışını yaklaştırmış. Halbuki ince kenarlı mercekler ancak bir miktar asal eksene doğru yaklaştırıyordu. O yüzden bu karakter değiştirmiş. Yani ince kenarlı mercek gibi kısmen davranmış. Bunun için ne söylememiz gerekiyor? Bunun karakter değiştirmesi için dış ortamın kırılma indisinin N1'den büyük olması lazım. Hemen tahtanın bir köşesine N büyüktür N1 diyorum. Çünkü kalın kenarlı mercek karakter değiştiriyor, ince gibi davranıyor. Buna baktığım zaman ise herhangi bir ışının çizimi şeklinde geliyor. İnce kenarlı mercek evet asal eksene yaklaştırarak kırmış. Bu kendi özelliğini korumuş. İnce kenarlı görünen mercek gerçekten ince kenarlı gibi davranmış. Kendi özelliğini koruyabilmesi için kendi indisinin dış ortamın kırılma indisinden büyük olması lazım. Onu da N2 büyüktür N şeklinde yazıyorum. Şimdi bunları sıraladığımızda N2 büyüktür N'den, o da büyüktür N1'den diyoruz. Şu durumda doğru seçenek A seçeneğidir arkadaşlar. Evet, yeni bir örneğimize bakıyoruz. Havadaki odak uzaklığı 20 santim olan ve camdan yapılan bir yakınsak merceğin sudaki uzaklığı kaç santimdir diye soruyor. Evet, bunun için de tabii formül kullanmak zorundayız. Ve o genel ifadeden gideceğiz. Neydi bizim? 1 bölü F eşittir diyoruz. N mercek bölü ortamın kırılma eğrisi -1. İşte 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 idi. Şimdi bu ifadeyi soruya uyguluyorum. Havadaki uzaklığı 20 santim dediği için 1 bölü 20 eşittir diyorum. Ve merceğin kırılma eğrisi burada, yani cam olduğu için 3 bölü 2 olarak verilmiş. 3 bölü 2 bölü ortamın kırılma eğrisi hava olduğu için 1'dir. Eksi 1 diyorum. Şu ifadeyi yazmama gerek yok. Çünkü aynı merceği her iki şartta kullandığımdan zaten bölümde bunlar birbirini ne yapmak zorunda? Götürmek zorunda. Bu durumda su içinde kullanırsam ben bunu, odak uzaklığını bilmiyorum. Eşittir diyorum. Ve işleme devam ediyorum. Suyun kırılma eğrisi nedir? Kendi kırılma eğrisinin 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. Suyun kırılma eğrisinde 4 bölü 3 olduğunu biliyorum. Ve eksi 1 diyorum. Şimdi buradan işlem yapacak olursak F üssü bölü 20 oluyor. Eşittir diyoruz. Burası 3 bölü 2 aşağı inmiş oluyor. 3 bölü 2 eksi 1 demektir. Diğer taraf ise 9 bölü 8 eksi 1 olmuş oldu. Bunun devamını yazacak olursak 1 bölü 2 bölü ne oldu? 1 bölü 8 çıkmış oldu. Ters çevirdiğimiz zaman 4 olmuş oldu. Ve içler dışlar çarpımı yaptığımızda sudaki odak uzaklığı 80 santimetre çıktı. Doğru seçenek arkadaşlar C seçeneğidir. Evet, şimdi yeni bir örneğimize bakıyoruz. Burada gördüğünüz gibi mercek ayna sistemi sorulmuş. Odak uzaklıkları eşit ve F olan bir ince kenarlı mercek ile çukur ayna şekildeki gibi yerleştirilmiştir. A noktasındaki cismin ince kenarlı mercekteki ilk görüntüsü ile bu görüntüsünün çukur aynadaki görüntüsü arasındaki uzaklık kaç F'tir diye sorulmuş. Hemen şeklimizi çiziyoruz tahtaya. Ve A, B, C, D, E, F şeklinde şuraya bir ince kenarlı mercek yerleştirdim. Ve A noktasında bir cisim aldım. Şimdi bu cismin ince kenarlı mercekteki ilk görüntüsü. Yalnız bütün odak uzaklıkları eşit ve aralıklar birer odak kadarmış arkadaşlar. Her bir aralığa F diyorum. F, F, F. Şu şekilde gösterirsem daha iyi olur. Hatırlayalım bakalım. Burada acaba 1'e 2 kuralı var mı arkadaşlar? Bu cismin merceğin uzaklığı ne kadar? 3F kadar. 3F ile 1,5F için biz 1'e 2 kuralını uyguluyorduk. O halde 3F ise bunun görüntüsü nerede meydana gelir? 1,5F'de meydana gelir ve ters olarak meydana gelir. Cismin boyundan küçük olur. Şurası 1,5F'tir arkadaşlar. Evet, şimdi bundan sonra tekrar yolumuza devam ediyoruz. Aynanın, bu cismin aynı yolun uzaklığı da 1,5F. Gene bunun içinde 1'e 2 kuralını uygulayabileceğiz. 1,5F ise bunun görüntüsü tam şurada meydana gelecektir. Yani nerede? Mercek üzerinde. 3F kadar uzağında oluşacaktır. Şimdi bizden ne istemiş burada? Çukur aynadaki görüntüsü arasındaki uzaklığı sormuş. Yani şununla şunun arasındaki uzaklığı sormuş. Ne kadardır ikisi arasındaki mesafe? Gördüğünüz gibi 1,5F'tir. Doğru seçenek C seçeneğidir arkadaşlar. Çukur aynadaki görüntüsüyle mercekteki görüntü arasındaki uzaklık. Şimdi evet arkadaşlar, yeni bir soru geldi. Ve okuyoruz. Şekildeki yakınsak merceğin asal ekseni üzerindeki L noktasında bulunan noktasal bir ışık kaynağının görüntüsü S noktasında oluşuyor. Cisim K noktasına konursa görüntü nerede oluşur diye bir soru geliyor karşımıza. Tekrar şeklimize bakalım. Görüyoruz ki ince kenarlı mercekte L noktasında bir cisim var ve bunun görüntüsü S noktasında oluşmuş. Bakalım odak uzaklığı ne kadar? Çünkü burada 1'e 2 kuralını uygulayamayacağım. Şöyle yazalım. 1 bölü F eşittir 1/DC. Bakıyorum cismin merciyon uzaklığı orada 2 birim görülüyor. 2 artı 1/DG. Görüntü S'de oluştuğuna göre merci olan uzaklığı kaç birim? 1, 2, 3, 4 birim olmuş oldu. 1/4 diyorum. Ve buradan çektiğim zaman bunun odak uzaklığını 4/3 olarak buluyoruz arkadaşlar. Bu merceğin odak uzaklığı 4/3'müş. Sonra soruya devam ediyoruz. Cisim bu sefer K noktasına konursa görüntüsü nerede oluşur diye soruyor. Aldık biz cismi biraz kaydırdık, K'ya getirdik. Tekrar şekle bir bakalım. Yeniden aynı ifadeyi yazıyorum. Artık odağının 4/3 olduğunu biliyorum. 4/3 eşittir diyorum. K'ya koymakla uzaklığını 3 birime çıkartmış oldum. Cismin merciyon uzaklığı 3 birim. Artı görüntüsünün uzaklığını bilmiyorum. DG diyorum. Ve ters çevirdiğim zaman burası 3/4 eşittir ki bu 1/3'ü de diğer tarafa geçirecek olursam eksi 1/3 olmuş oldu eşittir. 1/DG dedim. Ve buradan işlem yapmaya başlarsam şayet şunu 4 ile bunu da 3 ile çarptığım zaman 9 - 4/12 eşittir 1/DG. Çıkarttığım zaman 5/12 eşittir 1/DG. Yani görüntünün aynı merciyon uzaklığı da 12/5. 12/5. O da aşağı yukarı 2,4 gibi bir değer çıkmış oluyor. Bu ne demektir? Şimdi şeklimize bakıyoruz. Mercekten sonra bu tarafa doğru 2,4 birim kay demektir. 1, 2, şu. Yani cevap P, R arasında meydana gelmekteymiş. Seçeneklere baktığımızda P, R arasında D seçeneği olarak görülmektedir arkadaşlar. Evet, yeni bir örnek geliyor karşımıza. K ışını şekildeki yolu izleyerek kırılıyor. İnce kenarlı merceğin odak uzaklığı F1, kalın kenarlı merceğin odak uzaklığı F2 ise diyor. F1/F2 oranı nedir? Evet arkadaşlar, burada fazla hiç işlem yapmaya da gerek olmadan direkt sonuca ulaşabileceğiz. Şöyle çiziyorum. Burası 6x ve bir ışın geliyor gördüğünüz gibi. Şurada da bir kalın kenarlı mercek bulunmakta. Aralıklar x ve x diye bölünmüş vaziyette geliyor. Çarptıktan sonra şu şekilde yoluna devam ediyor. Şurası da tabii ki x kadar. Şimdi baktığım zaman burada 1'e 2 kuralını görebiliyorum arkadaşlar. 1'e 2 kuralı olduğuna göre 6x'ten geldi. Şekilde gördüğünüz gibi 3x'ten geçecek şekilde kırıldı. Hesaplayacak olursak hani o 1'e 2 kuralı ne için geçerliydi? 1,5f, 3f için geçerliydi. 3f burada 6x'tir. O halde bunun odak uzaklığı ne kadardır? 2x'tir. İnce kenarlı merceğin odak uzaklığını bulmuş olduk. Sonra devam ediyorum. Kalın kenarlı merceğe geldi. Uzantısı x'ten geçecek şekilde gelen ışın, gene uzantısı x'ten geçecek şekilde kırıldı. Bunu nasıl söyleyebiliriz? Kalın kenarlı merceklerde uzantısı 2f'ten geçecek şekilde gelen ışın ancak 2f'ten geçecek şekilde kırılabiliyordu. Yani şu x dediğimiz şey aslında şu mesafe bize neyi veriyor? 2f'i vermiş oluyor. O halde diyorum kalın kenarlı mercek için bakıyorum şimdi. F kalın kenarlı mercek odak uzaklığı x/2 olmaz mı şu durumda? x/2'dir. Bunları oranladığımız zaman ince kenarlı merceğinki 2x, kalın kenarlı merceğinki de bunun yarısı. Yani x/2 ters çevirecek olursak 4'tür oranı. Cevap D seçeneğidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdiki soru üniversiteye çıkmış olan bir soru. Ve şekle bakarak soruyu okuyoruz. Şekilde ince kenarlı merceğe gelen bir K ışını görülmektedir. F ve F üssü merceğin havadaki odak noktaları olduğuna göre K ışını mercekten geçtikten sonra su içinde hangi yolu izler diye bir soru geliyor karşımıza. Evet arkadaşlar, şimdi ekranda gördüğümüz bu şekli tahtaya çizmek istiyorum. Ve tahtada anlatmak istiyorum. Şimdi bir ince kenarlı mercek var. Görüyoruz ki iki ortam içinde kalmış. Hava ortamına göre odak noktası burası ve şu nokta başlangıçta F ve F üssü. Ve görüyoruz ki asal eksene paralel gelen bir ışın, hemen özelliği düşünün, nasıl kırılması gerekiyor? Odaktan geçecek şekilde kırılması gerekiyor. Nitekim de öyleydi. Ama bu ortama su doldurmuşuz. Havanın kırılma indisi arkadaşlar 1. Ama suyun kırılma indisi ise 4/3. Yani eskiye oranla havaya göre o ortamın kırılma indisi ne oldu? Artmış oldu. Artarsa, ben size bir özellik söylemiştim. Demiştim ki merceklerin odak uzaklığı sabit değildir. Dış ortamın kırılma indisine göre değişir. Nasıl değişir? Ortamın kırılma indisi büyürse otomatikman merceğin odak uzaklığı da büyür. Ya da ortamın kırılma indisi küçülürse merceğin odak uzaklığı da küçülür. Bakıyorum burada ortamın kırılma indisi büyüdü. Büyüdüğü için havaya göre F üssü olan bu odak şimdi suya göre şurada bir yere geldi. Artık bu devreden kalktı. Şuraya göre gelmiş oldu. Ve kırılan ışın tabii ki kalkıp da buradan geçemeyecek. Bu havaya göre odak noktası. Ne olacak? Suya göre odak noktasından geçmek zorunda. Şekle baktığımızda F üssünden değil, F üssünün biraz daha ilerisi olan yeni odak noktasından geçecek. Onu sağlayan seçenek de 3 nolu seçenektir. Yani C seçeneğidir arkadaşlar. Sorularımıza devam ediyoruz. Şeklimiz görülüyor. İnce kenarlı özdeş iki mercek şekildeki gibi yerleştirilmiştir. F odak noktasına konmuş K cisminin bu sistemdeki görüntüsünün boyu H, cisme uzaklığı D'dir. Sistemde birinci mercek kaldırıldığında H ve D için ne söylenebilir diye bir yorum geliyor. Yorumlu bir soru geliyor karşımıza. İnce kenarlı bir mercek, karşısında bir tane daha bir mercek ince kenarlı. Aralarındaki mesafe F kadar. Bu arada cismi yerleştirdiğimiz uzaklıkta F kadar olmaktadır. Ve bakıyorum cisim burada. Şimdi bunun görüntüsü soruldu. Odaktan gelen ışınlar, bu K ve K cismi şu durumda odak noktasında. Normalde ben biliyorum ki tek bir mercek olmuş olsaydı sonsuzda oluşması gerekiyordu. Ama iki mercek olunca asal eksene paralel gelen ışınlar nereden geçmek zorunda? Odaktan. Ama ikinci mercek optik merkeze geldiği için kırılmadan yoluna devam etti. Daha sonra optik merkezden bir ışın gönderdik ve bu ışında ne olmuş oldu? Kırılmadan geçti ve asal eksene paralel konuma geldiği için nasıl gitti? Şu şekilde. Ve görüyorum ki bunun görüntüsü ikinci mercekte gene nerede oluştu? Odakta oluşmuş oldu. Birinciye göre sonsuz, sonsuzdaki görüntüyü ikinci mercek topladı ve tekrardan odağa getirdi. Ve bakıyoruz ki şunun uzunluğu ile bu cismin uzaklığı, yüksekliği eşittir. Sistemde diyor, birinci mercek kaldırıldığında diyor. Çünkü şuradaki uzaklık ise 3F kadardı. Cisme olan uzaklığı bu kadardı. C ise bunun da boyu C kadardı. Şunu kaldırdığımız zaman, birinci mercek kaldırıldığında, tekrar çiziyorum şeklimizi. Bir cisim var. O zaman F diyorum ve şuraya bir mercek yerleştiriyorum. İnce kenarlı bir mercek. Birinciyi kaldırırsam ikinciye göre bu cisim nerede meydana gelmiş oldu arkadaşlar? 2F'deki bir cismin görüntüsü 2F'de oluştu. Yani şurada, şurası 2F olsun. Ters ve gerçek olarak meydana geldi. Cismin boyu C ise görüntüsünde boyu ne kadardır? C kadardır arkadaşlar. Evet, burada boylarda bir değişiklik olmadı. Peki nede bir değişme oldu? Cisimle görüntü arasındaki uzaklık bu sefer 4F oldu. Halbuki daha önce 3F kadardı. Şimdi yorum getirelim. Boylar aynı ama cisimle görüntü arasındaki uzaklıkta büyüme oldu. Doğru seçenek C seçeneğidir arkadaşlar. Evet, yeni bir örnek var. Hemen ona bakalım. Şekildeki çukur aynı odak noktaları O noktasında çakışıktır. Birinci aynanın asal eksenine paralel gelen K ışını aynalarda yansıyarak ince kenarlı mercekten geçtikten sonra nasıl bir yol takip eder, nasıl bir yol izler diye soru geliyor karşımıza. Ben gene bunları hemen çizmek istiyorum. Şöyle merceklerimiz var. İnce kenarlı mercek, 2 tane çukur ayna. Şurası F ve 2F olarak verilmiş. Şurası K ışını. Evet. Şimdi O noktası aynı zamanda bunların odak noktalarıymış. Yani şuradaki kesiştikleri nokta odak noktası. Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansır dedik. Ve geldi çukur aynaya çarptı. Çukur aynaya göre de yine odaktan geldiği için asal eksene paralel yansımaktadır. Geldi ince kenarlı merceğe çarptı. İnce kenarlı merceğe göre asal eksene paralel gelen ışınlar odaktan geçecek şekilde kırılmak zorundadır arkadaşlar. Bizden istediği de ince kenarlı mercekten geçtikten sonra nasıl bir yolu takip eder diye soruyor. Tabii ki A seçeneği hemen görülüyor. Evet arkadaşlar, böylece bu fizik dersimizi de burada bitirmiş olduk. Bir dahaki fizik dersimizde görüşebilmek ümidiyle hoşça kalın.